CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise günlerdir merakla beklenen vizyon belgesini açıkladı. CHP'nin 2023'e doğru yol haritasının ortaya konduğu toplantıda o vizyonu hayata geçirecek kadroda tanıtıldı. İnandığım vizyon yolculuğundan asla bir geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Şuna inanın, Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. ABD ve İngiltere seyahatlerine işaret etti, geri adım yok dedi. CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı başlıklı vizyon belgesini anlatmak üzere salona yanında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte geldi. Kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. Çünkü Bay Kemal olmak böyle bir şey. O vizyona imza atacak 70 kişilik ekibini de tanıttı Kılıçdaroğlu. Başta bir dönem Merkel'in danışmanlığını da üstlenen başdanışmanı Jeremy Rifkin olmak üzere kimi video konferansla seslendi, kimi ise salondaydı. Bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz, hepimiz ülke için, vatan için birlikteyiz. Bu 70 değerli isim ne bir kişi için, ne bir parti için, ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar, vatanları. Ekipten her isim kendi alanına giren konularda atılacak adımları anlattı. Millet İttifakı'nın adayı henüz açıklanmadı ama CHP güçlü, rekabetçi, adil, paylaşan, temiz ve yeşil Türkiye hedefiyle 2023 yolculuğunun startını verdi. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.